Merhaba WebTekno takipçileri, bu videomuzda sizlerle birlikte Google'ın iddialı telefonu Google Pixel 2 XLR'ı inceleyeceğiz. Bir de yanına iPhone 10 getirdik, onun rakibi olduğunu düşünüyoruz. Şöyle ufaktan bir kamera kıyaslaması yapacağız. DxOMark testlerine baktığımız zaman dünyanın en iyi kameraya sahip olan telefonu Google Pixel 2 olarak gözüküyor. Pixel 2 ile Pixel 2 XLR arasında kayda değmeyen farklar var arkadaşlar. O yüzden Pixel 2 XLR'ı da bu kategoriye sokabiliriz. Telefonda 12 megapiksellik bir tane kameramız var. Arka tarafta çift kameralı bir telefon değil, ancak bu tek kamerayla hem zoom yapabiliyoruz hem de portre fotoğraflar çekebiliyoruz. Yani portre modu var. F1.8 diyafram değerine sahip olan telefonumuz düşük ışıkta gerçekten güzel işler çıkartıyor. Bu konuda bizi biraz şaşırttı. Optik sabitleyici sayesinde de hem düşük ışıkta hem normal ışıkta titreşimi oldukça iyi şekilde engelliyor. iPhone 10'la bir kıyaslama yapacak olursak, iPhone 10 portre modunda biraz daha iyi, daha doğal arka planı bulunuklaştırabiliyor. Ancak iş normal fotoğrafa geldiği zaman Pixel 2 XLR gayet rahat bir şekilde bizce öne geçiyor. Yani genel olarak değerlendireceksek 10 ile XLR arasında öyle ahım şahım über bir fark yok. Ancak bu bir avantajsa Pixel 2 XLR her şeyi tek bir kamerayla birlikte hallediyor. Tabi portre modunda Pixel 2 XLR'da ufak tefek bozulmalar olabiliyor. Özellikle saçlı bölümlerde bozulmalar olabiliyor. Ancak bizce çok hayati bir fark değil. Bir benzerlik olarak da iPhone'larda gördüğümüz Live Photos özelliği Motion Photos olarak da Google'ın telefonuna geldi. Biraz da ön kameradan bahsedelim arkadaşlar. Ön kameramız 8 megapiksel değerinde ve bizce yine düşük ışık konusunda iPhone 10'un önüne geçiyor. Aynı zamanda iPhone 10'da bizim çok beğendiğimiz portre modu yine Google Pixel 2 XLR ile birlikte ön kameraya da getirilmiş. Zaten Pixel 2 XLR ön kameraya portre modunu getirerek karşısına rakip olarak direkt iPhone 10'u almış oluyor. Pixel 2 XLR ile birlikte 4K videoları saniyede 30 kare, 1080p videoları da 60 kare hızında çekebiliyoruz. Dilersek ağır çekimi de 720p'de 240, 1080p'de de 120 kare olarak çekebiliyoruz. Burada tabii ki de iPhone 10'un bir tık gerisinde kaldığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Aynı zamanda ön tarafta da video çekmeyi seviyorsanız o tarafta 1080p videolar çekebiliyor. Millet, şu anda sesimi Google Pixel 2 XLR üzerinden dinliyorsunuz. Yani mikrofonlar bu şekilde. Millet, şu anda sesimi iPhone 10'un mikrofonlarından dinliyorsanız, yani bu telefonu alırsanız mikrofonlar bu şekilde kaydediyor. Özet olarak toparlayacak olursak arkadaşlar, fotoğraflarda yakaladığı güzel ve abartısız renkler, yani gerçeğe yakın renkler, aynı zamanda keskinlik olayını da bence çözmüşler. Pixel 2 XLR'ın kamerası bizce olmuş diyebiliriz. Gelin dilerseniz telefonun biraz da tasarımına ve teknik detaylarına değinelim. Telefon tasarım açısından neredeyse çerçevesiz dediğimiz akıma uyum sağlamış. 6 inçlik dev ekranımız %76.4'lük ekran gövde oranıyla geliyor ve kendisini Gorilla Glass 5 ile koruyor. 1440x 2880 piksellik bu ekran OLED teknolojisini kullanıyor. Başında OLED'in bir de P var. Plastik OLED ismindeki bu teknoloji LG'den alan firmanın başı bu ekranlar yüzünden ilerleyen günlerde bizce ağrıyabilir. Zaten LG'nin ekrana yanma konusu olayında mazisi pek temiz değil arkadaşlar. Pixel 2 XLR müşterilerinden de böyle şikayetler geliyormuş. Bakalım ilerleyen günlerde bu şikayetler alacak mı? Google nasıl bir önlem alacak? Bunu da hep birlikte göreceğiz zaten. Telefonun hoparlörleri ekranın alt ve üst tarafına yerleştirilmiş. Yani stereo hoparlörümüz var. Ayrıca 3.5 mm jack girişini kaldırarak yine günümüze ayak uydurmuş telefon. Kutunun içinden bir tane 3.5 mm'lik jack'ı USB-C'ye çeviren adaptör çıkıyor. Ancak kutuya bir kulaklık koyamamışlar. Telefon biraz pahalı. Bizce bu kadar pahalı telefonların içinde de güzel bir kulaklık olması gerekiyor. 15.7 cm uzunluğu, 7.6 cm genişliği ve 7.9 mm kalınlığı bulunan telefonumuz 175 gramlık bir ağırlığa sahip. Ayrıca arka tarafa konumlandırılan parmak izi okuyucusu da çok seri çalışıyor ve güzel konumlandırılmış diyebiliriz. Telefon Google üretimi olduğu için tabii ki en güncel Android sürümüyle birlikte geliyor ve güncellemeleri ilk alacak telefon olarak karşımıza çıkıyor. Bir de telefonumuzun IP67 ile birlikte suya ve toza karşı korunduğunu da belirtelim. Telefonun ekran boyutunun büyük olmasına rağmen tek elle kullanım açısından pek zorluk çıkarmadığını söyleyebiliriz rahatlıkla. Snapdragon 835 işlemcisine eşlik eden Adreno 540 ve 4 GB RAM bulunuyor. Ayrıca 64 ve 128 GB olmak üzere 2 farklı depolama seçeneğimiz var. Genel olarak teknik özellikleri ele aldığımız zaman amiral gemimiz telefonlardan hiçbir farkı olmadığını, sosyal medyada olsun, oyunda olsun bizleri üzmeyeceğini görüyoruz. Ha, oyun demişken ben topu bir çağdaşa atayım, o biraz bir oyun oynasın, baksın film nasıl gidiyor, telefon ısınıyor mu ısınmıyor mu? Lütfen oyuna geçmeden önce telefonu İngilizce modu aldığınızda sıkarak çalışan bir asistan var, onu bir göstermek istiyorum. Hemen bir sıkıyorum. How are you? I'm doing great. Thanks for asking.
Anything I can help with? What is the weather in Izmir? Currently in Izmir, it's 63 and mostly cloudy. Who is Webtekno? Evet arkadaşlar, genel olarak bu tarz böyle klişe komutlarda oldukça başarılı, fakat fazla zorlamayın, o zaman hata vermeye başlıyor. Evet arkadaşlar, telefonumuzun 3520 mAh bataryası olduğunu hemen bir belirtelim. Yani tamam, kabul edelim, sınıfının bir numarası bir değer değil, ancak Android Aura ile birlikte gelen arka plan uygulamalarında sağlanan tasarruf sayesinde bir günlük standart kullanımı rahatlıkla çıkarabileceğinizi düşünüyoruz. Hızlı şarj ile birlikte şarjının %50 seviyelerini ortalama 30 dakikada çıkarabiliyorsunuz, ancak kablosuz şarjı desteklemiyor. Tam şarjında 1 saat 15 dakika gibi bir sürede tamamlayabiliyor. Oyun konusunda ise arkadaşlar, her şeye başladığımızda şarjımız %61'di ve sıcaklığımız 35.7 derece görünüyordu. Oyun bittiğinde de şarjımız %55'e indi, yani %6'lık bir kayıp söz konusu, sıcaklığımız ise 37.9 dereceye yükseldi. Yani rakipleri arasında yine çok fazla ısınmadığını belirtebiliriz. Artık Pixel 2 XR ile ilgili son sözlerimize gelebiliriz. Pixel 2 XR için bu yılın en iyi telefonlarından birisi desek bizce yanlış olmaz. Ufak bir Google'lama ile Google'ın telefonunu nereden alabileceğinizi, kaça alabileceğinizi bulabiliyorsunuz arkadaşlar. Ortalama 4000-4400 arasında fiyat çekenler var. Tabii bunlar ithalatçı garantili. Garanti meselesini bir kenara bırakırsak, bizce hem saf Android deneyimi açısından hem de kamera açısından Google Pixel 2 XR gayet alınabilir bir telefon olmuş. iPhone 10 ile arasında 1700-1800 liralık bir fark var. Bizce kamera olarak da iPhone 10 ile çok rahat yarışıyor. Hatta bir tık da üstüne geçiyor. Artık kararı da tabii ki de siz vereceksiniz. Ama diyelim ki cebinizde 6000-6500 lira gibi bir para var ve bir telefona ihtiyacınız var. Siz ankete koyduğumuz telefonlardan hangisini alırdınız? Bunun cevabını bekliyoruz. Böylece videomuzun sonuna gelmiş olduk arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle birlikte Google Pixel 2 XR'ı inceledik. Ürünle ilgili veya bizimle ilgili kafanızda takılan her türlü soruyu hemen aşağıya yorum olarak bırakabilirsiniz. Ayrıca videomuzu beğenmeyi unutmayın diyelim. Başka bir Webtekno videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Millet iki yanda duran bağlantıları tıklayarak bambaşka Webtekno içeriklerine ulaşabilir. Hemen ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz.